Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Aristoteles, bilgi ve doğa felsefesi. Aristoteles ile öğretmeni Platon'un bilgi anlayışları çok fazla farklılık göstermez. Aristoteles'e göre bilgi değişmez olanın bilgisidir. Bazı konularda öğretmeni Platon'dan farklı düşünür. Platon, gerçek varlıkların ideyalar olduğunu ve ideyaların nesneler dünyasının dışında olduğunu ileri sürmüştür. Aristoteles bu görüşe karşı çıkar. Ona göre ideyalar Platon'un ileri sürdüğü gibi nesnelerin dışında, zaman ve uzayın ötesinde değildir. İdealar varlıkların içinde bulunan özlerdir. Aristoteles'e göre varlıkların bir özü, bir de formu vardır. Form, Platon'un idea dediği şeydir. Bu söylemiyle Aristoteles ideaların varlığını kabul eder. Ancak ideaları başka bir evrende değil, nesnelerin içindeki özle beraber olduğunu düşünür. Ona göre insanın doğuştan getirdiği bilgileri yoktur. Ama duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri işleme ve tümel kavramları oluşturma yeteneği vardır. Bu görüşünü şöyle dile getirir. Bilgi duyumla başlar ancak bilgi duyum değildir. Bilgide duyumun yanında başka bir ögenin, aklın işe karışması söz konusu olmazsa asla bilim ve felsefe meydana gelmez. Aristoteles'e göre bilgi edinme yetisi akıldır. Akıl da edilgin ve etkin olmak üzere ikiye ayrılır. Bilginin malzemesine edilgin akıl yani duyular verir. Onu biçimlendiren ise etkin akıldır. İnsan aklında doğuştan getirdiği bazı temel kalıplar vardır. İşte bu kalıplar sayesinde insan bilgiyi biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar. Aristoteles'e göre gerçekte var olanlar tek tek şeylerdir. İnsan, yazı tahtası, yoldaki otobüs gibi görmediğimiz ideaların gerçekliği yoktur. Ancak tek tek var olanları bir kavram altında birleştirerek tümel önermeler elde etmek gerekir. Çünkü bu tümel önermeler sayesinde bilgiye ulaşılabilir. Tümel önermeler tekil önermelerden oluştuğundan yapılması gereken tekilleri tümellerden üretmektir. Bu akıl yürütme biçiminde ise tümden gelim dedüksiyon adını verir. Aristoteles'in bilgi felsefesi bu şekilde. Bir de doğa felsefesini ele almak gerekir. Aristoteles'in doğa felsefesi onun kuramsal felsefesinin metafizikle birlikte hiç kuşku yok ki en önemli bölümünü meydana getirir. Onun bu kapsam içinde kaleme alınmış eserleri doğa felsefesi adı altında ortaya çıkan birliğe önemli katkılarda bulunur. Buna göre onun fizik adlı eserinin genel ilkeleri gözler önüne serdiği yerde varlığa geliş ve yok oluş üzerine adlı eseri, Dört Öge'yi Gökyüzü Üzerine adlı kitabı kozmoloji ve astronomisini ortaya koyar. Aristoteles'in doğa felsefesinde temel aldığı ve hiç aklından çıkarmadığı ilke fenomenleri betimlemek ve açıklamaktır. Bununla birlikte o burada da kendisini bütünüyle yeni ve farklı şeyler söyleyen biri olarak sunmaz. Fenomenler dünyasının varoluşunu yatsıyan güçlü bir geleneğin bulunduğu Yunan felsefesi kapsamı içinde kendisini çağdaş felsefi tartışma içinde bir yerlere konumlamaya özen gösterir. Gerçekten de Aristoteles pek çok yerde eski doğa felsefesinin bir takım temel eğilimlerini devam ettirir. Bazı yerlerde temel bir takım platonik düşüncelerden yer alınır. Fakat bazı temel noktalarda da daha önce hiç söylenmemiş olan şeyleri söyler. Buna göre örneğin doğanın kendi ilkeleriyle kendi içinden yani bir fizik kuramı yoluyla açıklanması gerektiğini savunan Aristoteles, her tür fiziki indirgemeciliği ve dolayısıyla Platon'un Timaios'ta geliştirmiş olduğu matematiksel atomculuğu reddeder. Demokrit'in fiziksel atomculuğu en azından görünüşte doğada olanı yine doğadaki bir şeyle açıkladığı için Aristoteles'e daha tercihe şayan bir kuram gibi görünür. Bununla birlikte o, Demokrit'in fiziki atomların da birer yapımdan başka hiçbir şey olmadıkları gerekçesiyle reddeder. O, fiziğin doğanın ne olduğunu araştırması gerektiğini, doğanın var olduğundan kuşkulanmanın bu yüzden temel bir hata ya da yanılsamaya işaret ettiğini düşünür. Bu yüzden Parmenides ve Eleyalıların fiziki dünyanın varoluşunu yadsıyan yaklaşımlarına karşı çıkar. Hareket ve değişime içinde olan doğal şeylerin var olduğu kabulünün çıkış noktası oluşturduğu fizik alanında Aristoteles zamanın iki önemli kuramına yani Platon'un doğaya ilişkin matematiksel analiziyle Demokrit'in fiziki parçacık kuramına alternatif üçüncü bir kuram geliştirmek zorunda olduğunu düşünür. Bu doğaya ilişkin açıklamada en az üç ögenin olması gerektiğini öne süren meşhur ve alabildiğine yalın bir kuram ya da açıklama modelidir. Ona göre değişmeye veya doğal dünyaya ilişkin bir açıklamanın sırasıyla dayanak, form veya pozitif belirlenim ve yoksunluk ya da negatif belirlenim gibi üç öge ya da ilkeye ihtiva etmesi gerekir. Bu sadece değişmezliği temeli alan Parmenides ve Platon'la
Salt değişmeye vurgu yaparken evrende kalıcı ya da sabit hiçbir şey bırakmayan Herakleitosçulara karşı Aristoteles'in değişmeyi töz ya da dayanak adını verdiği sabit bir temel üzerinde formun yoksunluğunun yerini pozitif bir formun alışıyla açıklamasına işaret eder. Aristoteles çevremizde gördüğümüz şeylerin sürekli olarak değiştiklerini, değişmenin dış dünyaya ilişkin deneyimimizin en temel olgularından biri olduğunu kabul edip ona ilişkin belli bir açıklama modeli geliştirir. Söz konusu açıklamayı tanımlamak için meşhur dört neden öğretisini öne sürer. Aristoteles açısından değişme, niceliksel ve niteliksel bakımından değişmeye, harekete ek olarak varlığa geliş, büyüme, çürüme ve yok oluş anlamlarına gelir. Öte yandan bu değişmelerden bazıları doğaldır, bazıları ise insanın yaratıcı faaliyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Var olan şeylerin sürekli olarak yeni form kazandıklarını, yeni canlıların dünyaya geldiklerini ve insan tarafından evler, heykeller yapıldığını savunan Aristoteles'e göre değişme süreci yeni bir form kazanmayı içerdiğinden değişme olgusu ile ilgili olarak nedenleri ortaya çıkarmak amacıyla bir takım sorular sorabilir. Söz konusu soruların yanıtları Aristoteles'te bir şeye ilişkin tam bir bilimsel açıklamayı meydana getirirken onun ünlü dört neden öğretisini ifade eder. Ona göre var olan şeylerdeki oluşum ve değişimi açıklayabilmek için dört nedene ihtiyaç duyuyoruz. Bunlardan ilki maddi nedendir. Kendisinde değişmenin ortaya çıktığı dayanak ya da malzemedir. Örneğin bir heykeli ele aldığım zaman heykelin kendisinden yapılmış olduğu bronz ya da tabağın kendisinden imal edilmiş olduğu gümüş. Onların maddi neden olmak zorundadır. İkinci olarak formel nedenden söz etmek gerekir. Örneğin belli bir heykel örneğinde olduğu gibi heykelin onu diğer nesnelerden ayıran bir şekli vardır. Ya da insan tarafından inşa edilen bir evi düşündüğümüzde evin kendisi dikkate alınarak inşa edildiği planı, tanımı veya yapısı onun formel nedenidir. Üçüncüsü ise hareketin ya da değişmenin kaynağına karşılık gelen ve aynı bir bireyde birleşen fail nedendir. Evi inşa eden mimar, tuğlaları, kumu, çimentoyu bir araya getiren ustalar, heykeli yapan heykeltıraştır. Fail neden, Aristoteles'e göre nihayet şeyin amacı ya da hedefi bize final yani ya da ereksel nedeni verir. Buna göre heykel süsleme ya da güzel bir nesnenin yaratılması amacıyla yapılmış ev insanların içinde yaşayıp barınabilmeleri için inşa edilmiştir. Bu dört nedenden ikisi içkin, ikisi de aşkın nedenlerdir. Aristoteles söz konusu dört nedenin doğada her yerde gerek canlı gerekse cansız nesnelerde, gerek doğal varlıklarda gerekse insan tarafından vücuda getirilmiş ürünlerde iş başında olduğunu düşünür. Başka bir deyişle insan da dahil olmak üzere var olan canlı cansız bütün nesnelerin basit cisimlerden toprak, hava, su ve ateş gibi dört ögeden meydana geldiğini öne süren Aristo'ya göre doğal varlıklar kendilerinde bir hareket ilkesine sahip olma karakteristiğini paylaşırlar. Bu ise onların doğalarında bir hareket ve değişime eğilimine sahip oldukları manasına gelir. Canlı varlıklar kendi hareketlerini belli sınırlar içinde kontrol ederler. Aristoteles cansız nesnelerin de kendilerinden belli bir doğrultuda hareket ettiklerini söyler. Örneğin bir taş aşağı doğru düşer, ateş yukarı doğru gider. Canlı varlıklar gelince onlar hiç kuşku yok ki daha kompleks bir davranış sergilerler. Buna göre bir meşe palamudu, meşe ağacı, bir çocuk da yetişkin bir insan olur. Bütün canlı varlıklar dünyaya gelirler, gelişimlerinin doruk noktasına varıp belli bir zaman sonra ölürler. İşte bu gelişme süreci içinde onlar doğaları gereği belli bir form alırlar. Dahası canlı varlıklar kendilerini yeniden üretme potansiyeline sahip olup aynı tür içinde sürekli yeni bir şeyler yaratılır. Aristoteles'in işte bu bağlamda daha karmaşık ürün ya da daha yüksek düzeyde gelişmiş olan varlıkları incelediği nesneler için birer örnek ya da prototip olarak görme eğilimi sergilediği söylenebilir. Buna göre canlı varlıklar onda çoğunlukla doğal nesne ya da ürünler için bir model oluşturur. Cansız nesneler canlı varlıklardan sadece daha az karmaşıktırlar. Bu yüzden Aristo onları taşın düşmeye çalışmasından, meşe palamudunun meşe ağacı olma çabası göstermesinden, söz edişinden belli olduğu üzere çoğu zaman canlı varlıkları betimlerken kullandığı dille anlatır, tarif eder. Onun bakış açısından sadece canlı varlıklara, cansız varlıklar arasında değil, insan elinden çıkma nesnelerle doğal ürünler arasında da benzerlikler vardır. Çünkü sanat doğayı taklit eder. İnsanın sanat yoluyla ortaya çıkardığını, doğanın kendi başına meydana getirdiğini öne süren Aristoteles'e göre yine de sanatın doğanın eserlerini mükemmelleştirdiğini söylemek gerekir. Her iki durumda da söz konusu olan maddeye belli bir amaç doğrultusunda şekil verilmesidir. İşte bu durum yani yapay nesneler ile doğal ürünler arasındaki yapısal benzerlik Aristoteles'e dört nedenini her iki alanına da en küçük bir kuşku duymadan veya tereddüt göstermeden uygulama imkanı sağlamıştır.
Her iki alanda da söz konusu dört neden bir şeyin olduğu şey olmasının zorunlu ön koşullarını gözler önüne serer. Öte yandan tıpkı Platon gibi teleolojik bir yaklaşım benimseyen Aristoteles, doğal dünyada maddi neden dışında kalan üç nedenin zaman zaman birleştiğini iddia eder. Onun bu şekilde doğada bir amaçlık görmesi yani ereksel, formel ve fail nedenleri birleştirecek şekilde belli bir teolojiye yönelmesi, bununla birlikte mistik bir yaklaşım ya da eğilimden ziyade Sokrates'ten beri aşina olduğumuz bir gerekçeyle yani normatif bir yaklaşımın sonucu olarak olmak durumundadır. Aristoteles bir meşe palamudunun meşe ağacı olmasının daha iyi olduğu kanaatindedir. Söz konusu daha iyi. Onda doğal süreçlerin belli bir modeli takip ettiği veya plana uyduğu ampirik olgusuna gönderme yaparken iyi doğanın normal akışına uygun düşme anlamına gelir. Evet sevgili seyirciler, Aristoteles'in doğa felsefesi anlayışı da bu şekilde. Bu videonun oluşumunda kaynak felsefe.gen.tr adresidir. Yeni bir videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.